Herkese yeniden merhabalar. Bugün Samsun'u çekiyorum, memleketimi çekiyorum. Batı Park'tayız. Burada çocukların çok sevdiği bir park var. Go kart var. Aynı zamanda böyle akülü arabalar var. Burayı ilk eltimle gelmiştik ve çok beğenmiştik. Çocuklar da çok beğendiler. O yüzden bugünkü vlogum Samsun vlogu olacak. Hadi bakalım yeni videomuz başlasın. Evet, şimdi sizlere Samsun Batı Park'ı gezdireceğim. Birazcık da memleketimi çekeyim, değil mi? Burası Amazon Cafe. Evet, burada faytonlar var. Süslü süslü. Onlara binebiliyorsunuz. İki tane at. Orası çamurlu ama şuradan gidelim. Evet, gerçek at. Evet, koşun. Düz gidiyoruz, orada araba. Hatırladınız mı, buraya Fufu'yla gelmiştik. Buraya Eltim, Kaynım, Halil, Halit. Tamam, olur. Bakın orada ne yazıyor? Samsun. Onlara bineceğim. Evet, bugün oğullarımla geziyorum. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Değil mi? Bayramınız mübarek olsun. Efendim. Dikkat edin, orada sivri olabilir. Evet, dikkat edelim. Jipe gidiyoruz. Bak orada çok güzel bir park. Hava çok güzel. Çocuklar çok seviyorlar Samsun'u. Evet. Anne gitmeyelim diyorlar. Arabistan'da hava sıcak olduğu için burada çok mutlular. Samsun burada galiba. Bayağı bir kalabalık. Hem de piknik yapmaya gelenler de var. Çayını kahvesini alıp güzel havanın tadını çıkarıyorlar. Samsun gündüz güzel, 19-20 derece ama akşam bayağı bir soğuyor. 9 dereceye kadar. Gördün mü arabaları? Koş. Işık bile var. Kırmızı ışık, dur. Burayı çok seviyorlar. Eğer Samsun'a yolunuz düşerse Batı Park'a muhakkak gelin. Hem go kart var, hem büyükler için, bakın şöyle göstereyim. Hem go kart var, hem burada zıplama balonları var. Burada büyükler için aktiviteler var, çocuklar için park var. Ve biz de montlarımızı çıkarttık. Sivitlerimizle gezmeye devam ediyoruz. Öğlen de böyle, montlar arabada. Mis gibi temiz hava. Bu videoyu çekiyorum ki Arabistan'a gittiğimde özledikçe memleketimi izleyeyim diye. Burada trambolin var. Halil'li dayısı her gün gezmeye götürdüğü için bayağı bir alıştı. Arabistan'a gidince ne yapacağız bilmiyorum. Çok alıştı çünkü burada gezmeye. Biraz hava sıcak olduğu için orada gündüz çıkaramıyorum. Evet, şimdi çok özledikleri akülü arabaya gidiyorlar. Orayı çok seviyorlar. Çünkü trafik ışıkları falan var. Gerçek gibi yapılmış. O yüzden bakayım, pembe araba var, kırmızı var. Halit polis arabası istiyorum dedi ama sanırım polis arabası yok. Sürekli kardeşini tutuyor, dikkat et diyor. Arabaların önüne çıkma diyor. Halil de böyle bir çocuk, çok koruyucu bir abi. Gerçekten çok güzel bu park. Dur diyor. Çok güzel. Çok güzel. Orada aileler oturup bekleyebiliyor. Çocuklar burada sürerken. Her geldiğinde Samsun'u geliştiriyorlar gerçekten. Her geldiğinde bir tık daha güzel olmuş oluyor. Hemen sahilin yanı, şurası deniz. Gelin bilet alalım. Bilet alalım. Böyle ışıklar var mesela. Kırmızı ışıkta duruyorlar. Sarı, yeşil. Geç bakalım. Yeşil ışıkta geçiliyor. Hadi bakalım, herkes arabasını seçsin. Bol bol temiz havayı içime çekiyorum. Çünkü gerçekten çok güzel. Şimdi şuraya gidiyorum bilet almaya. Tek küçükler için değil, büyükler için de böyle oyun alanları var. Şu anda mesela bayram tatiline gelenler burada çok güzel vakit geçirebilirler. Biletler buradan alıyor. Eğer gelirseniz bilginiz olsun. Biletler buradan alınıyor tüm oyunlar için. Biletler bu şekilde. Bir taneyle doymayacakları için 4 tane aldım. 2-2 binecekler. Bu şekilde ana kent oyun merkezi diye geçiyor. Güneşi gören çıkmış vallahi. Şu anda sıralarını bekliyorlar.
10 dakikası 30 TL'ymiş. 20 dakika binecek bizimkiler. O ara ben de sizlere parkı gezdiririm. Hemen sıraya girmişler. Çok büyük bir alan olduğu için gönüllerince eğlenebiliyorlar. Orada yine kaydıraklar var, dinozorlar falan var. Çok güzel, hem eğitici. Burada böyle dikkat, keskin, viraj falan var. Gelmiyor. Dur. Al bakalım. Bir de abiye. Ateş maşallah sana. Ateş. 5 kişi zor bakıyoruz Halit'e. Gelince nereye? Abiye vereceğiz onları. Tamam. Bir daha var. O bitince yine. Bekliyoruz. Sıramızı bekliyoruz. Işık. Tatil inanılmaz yoğun geçiyor. Size anlatamam. Hala görüşemediklerim var. Yazanlar var, mesaj atanlar var. Bazıları küsüyor hatta. Ama benim böyle 2-3 kere İstanbul'a gitmem gerekti. Samsun'daydım, İstanbul'a geçtim, tekrardan Samsun'a geldim falan. Bayağı bir yoğun geçti. Bir sürü davet oldu. Yani toplamda bir kere ya da iki kere ailemle iftar yapabilmişimdir. Gerçekten bu yoğunluğu çok özlüyorum Arabistan'dayken. Çok da seviyorum. Ha diyeceksiniz ki Arabistan'da sanki farklısın. Her gün buluşmalarımız falan oluyor. Ama buradaki gruplarım, arkadaşlarım benim 10 yıllık, 15 yıllık, 20 yıllık arkadaşlarım. Bazıları şey yazıyor işte bana. Hani her gün bir grupla buluşuyorsun, bir arkadaş grubuyla buluşuyorsun. Aslında öyle değil. Bir yandan da fayton geçiyor arkadan. Umarım sesim geliyordur. Böyle yani çok yoğun geçti tatil, inanılmaz güzel geçti. Yaklaşık 2 haftadır Türkiye'deyiz ve her gün davetler, oturmalar, yani çok güzel geçti. Bütün ağırlayan herkese teşekkür ediyorum. YouTube kanalımdan da teşekkür etmiş olayım. Onun dışında Etzade Restoran'a gittik, Nokta Tesislerine gittik, Aybelya'ya gittik, Nezahat Şahin'e gittik. Yani bir sürü restorantımız, bir sürü tesisimiz bizi ağırladı. Hepsi çok güzel ilgilendiler. Yani böyle her yerde tanınmak, durdurmanız, selam vermeniz, fotoğraf çekinmeniz beni gerçekten çok duygulandırıyor, mutlu ediyor açıkçası. Buradan da toplu bir şekilde teşekkür etmek istedim. Şimdi Batı Park'tayız. Çocukları da ihmal etmemeye çalışıyorum. Eşim şu anda ailesinin yanında. En çok gelen sorulardan bir tanesi de eşin ne yapıyor? Niye bıraktın geldin? Türkiye'ye mi yerleştin? Yani o ailesinin yanına geçti. Ben de kendi ailemin yanına geldim. Yani aslında çok normal bir şey. Bu arada çocukları artık fazla çekmiyorum eskisi kadar. O yüzden şey diyorlar, hani çocuklar nerede? Çocuklar nerede oluyor? Ya annemle oluyorlar ya da dayılarıyla, yani abimle oluyorlar. Çocuklar güvende, mutlular. Biliyorum merak ediyorsunuz ama gerçekten ikisi de çok mutlular. Yani şöyle söyleyeyim size, bilmiyorum havasından mı suyundan mı Türkiye'ye geldiğimizde yemeleri falan düzeldi. Şöyle çok şükür. Gerçekten çok güzel. Bilmiyorum, eğlendikleri için de olabilir. Burada da böyle Şirinler Parkı var. Arkada dinozorlar var. Burada şunun adı neydi? Gargamel miydi? Belki hatırlamaz. Bizim çocuklar bilmez yani. Çünkü Arabistan'da böyle çizgi filmler yok. Burada da Şirine var. Gerçekten bu park çok güzel. Samsun'a gelirseniz muhakkak tavsiye ederim. Bir yandan gözüm Halil'le Halit'te. Yine abisi kardeşini koruyor her zamanki gibi. Bu park çok güzel. Sizlere şöyle diğer kameradan da çekeceğim. Şurada da Hacivat Karagöz var. O da çok güzel.
Gerçekten gittiğim her yerde bir şekilde mutlu olmayı seviyorum. Çevreme ışık yaymayı seviyorum. Enerji vermeyi seviyorum. İnsanlara pozitif enerji vermeyi seviyorum. Ben de anın tadını çıkarmayı seviyorum. O yüzden mesela bana diyor ki bazıları, iki çocukla nasıl geldin Arabistan'dan? Deli misin, çılgın mısın? Yani bence zor olmadı. Benim için zor değil galiba. Hani bilmiyorum. Allah da yardım ediyor gerçekten. Şimdi dönüşte eşim gelecekti falan, gelemedi. İzni yok maalesef, çok çalışıyor, full çalışıyor. Ramazan'da özellikle biliyorsunuz Mekke Medine full, birçok da hasta var hacılardan. Bu yüzden ilaç sağlaması gerekiyor ve izin çıkmayınca gelemedi. Biz çocuklarla tek döneceğiz. Şimdi diyorlar ki nasıl döneceksin iki çocukla falan. Ya ben gerçekten hani anı yaşıyorum. O anda Halit'in krizleri varsa, küçük biraz yaramaz artık hepiniz biliyorsunuz. Halit'in krizleri varsa bir şekilde onu geçiştirmeye çalışıyorum. Kendimi de üzmeden, kırmadan, incitmeden. Çünkü bu sabır bize lazım olacak. Hatta arkadaşlarım bazen diyor ki nasıl yapıyorsun, nasıl başarıyorsun falan. Galiba artık böyle alıştım. Halit gerçekten zor bir çocuk. Ama dediğim gibi hepsi geçiyor. Bu da geçecek, büyüyecek. Bebekken daha zordu bence. Şimdi en azından parka getirebiliyorum. Şurada bir kahve alırım, çay alırım, içerim, yürüyüş yaparım, gezerim. Burada mis gibi Samsun'umuzun denizi var. Temiz havanın tadını çıkarırım. Çok güzel bir parktayım. Güneşin tadını çıkarıyorum. Memleketimin tadını çıkarıyorum. Bu videoyu da Arabistan'a gittiğimde izleyeceğim. Eşim de izleyecek. Ona da çok büyük teşekkür etmek istiyorum. Annem demişti ki benim bir tanecik kızım var. Özlersem, görmek istersem nasıl gelecek? Gönderir misin tatile? O da dedi ki mama demişti 6-7 kere gelebilir senede, ama hani böyle her ay işte ya da haftada 2 kere, 2 haftada bir kere gideceğim derse o kadar gönderemem, ben de özlerim falan demişti. Annem de demiş ki senede bir kere gelse bana yeter, hani gurbetçi kardeşlerimiz gibi. Şimdi Allah'a çok şükür anneciğim babacığım özlemeden, ya onların özlemesine fırsat vermeden çok şükür gelebiliyorum. Yani senede 5-6 kere geliyorum herhalde. Sizler de şahit oluyorsunuz zaten. 2-3 ayda bir Samsun'dayım, İstanbul'dayım çok şükür. Buradan eşime de teşekkür etmek istiyorum. Siz de aşağıya yazın, okuyor zaten yorumları. Enişteye teşekkürler diye yazın. Böyle Medine'ye gitmişti Riyad'a gitmeden önce. Herkes durduruyormuş. Aa enişte, çocuklar Türkiye'de, nasılsın, iyi misin falan, fotoğraf çekinebilir miyiz diye. Eşim de maske takmış, diyor ki namaz kılamıyorum. Mescitte Türkler geliyor, işte Mescid-i Nebevi'deydi. Diyor namazda Türkler geliyor. Aa enişte sen misin falan diyorlar. Yani onun normalde hoşuna gidiyor ama böyle namaz kılacağı zamanlarda olduğu için dedi ben maske taktım, gözlüğüm de var. Ama şöyle bakıyorlar dedi, o mu değil mi acaba, arada kalıyorlar diye. Öyle artık onu da tanıyorsunuz, yanına da gidiyorsunuz, mutlu oluyor. Bazıları fotoğraf falan çekilmiş hatta. Öyle güzel geçti yani tatilimiz. Eşimin tatili de dolu dolu geçti. Hem Mekke'deydi hem Medine'de. Şimdi bayram sebebiyle de ailesinin yanına gitti Riyad'a. Orada abileriyle, yeğenleriyle birlikte bayram geçirecek. Biz de burada bayramımızı yapacağız. Ondan sonra Suudi Arabistan'a döneceğiz. Hadi bakalım, bu kadar sohbet yeter. Şimdi çocuklara bakayım, birazcık da şöyle ortamı çekeceğim. Ondan sonra da videomuz devam etsin. Bineceğiniz. Ah, abiye de ver. Heh, hadi gezebilirsin. Abiye de götür. Bu arada şöyle çocuklar ikinci tura tekrardan binerken ben de size parkı gezdireyim istedim. İleride de teleferik var. O biraz önce çektiğim Amazon kafenin orada.
ama çocuklar teleferikten korkabilir diye cesaret edemedim. Biraz sonra bu zıplama yerine getireceğim. Bakalım, onu çok seviyorlar Arabistan'dayken. Burada yine böyle şişme balon var. O da çok güzel. İyice yorulacaklar, artık arabada uyurlar. Buradan bile ne güzel esiyor deniz. Çok güzel deniz havası geliyor. Gerçekten kaç gündür soğuktu ya, güneşi gören hemen gelmiş bu taraflara. İşte Arabistan'da özlediğimiz görüntüler. Her yer yemyeşil. Çok güzel. Oo, burası da bayağı kalabalık. Herkes burada resmen. Burada bayağı bir kalabalık. Sırayla sanırım gidiliyor. Bakalım, sorarım. Orayı da isterseler ya zıplamaya getiririm ya da şuraya. Artık kendileri karar verirler. Şimdi bir 10 dakika daha araba sürecekler. Sırf bunun için geldik Bafra'dan buraya. Yaklaşık yol yarım saat sürüyor. Orada da 10 kişilik bisiklet var. Bisiklet de kiralanıyor bu arada. Bisiklet kiralayıp sürebiliyorsunuz. Şimdi Halit tramboline geçti. Bunu çok seviyor. Bak, bak. Bismillah. Gördüm, evet. Bismillah, bismillah. Yavaş. Yavaş. Bismillahirrahmanirrahim. Allah seni. Bak, bak, bak. Bak, bak, bak. Gel bu tarafa gel. Bak. 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 Aha. Aha gitti. Aha gitti. Aha gitti. Aha gitti. Abisi de buna binmek istedi. Halil'i de buraya koydum. Çok kalabalık olduğu için göremiyorum. İçeride bir yerden bunu yeni koymuşlar. Bu yoktu çünkü. Bakayım nerede Halil. Heh. Merdivenden çıkıyor. Bayağı bir yoruldular. Artık arabaya biner binmez uyurlar herhalde diye düşünüyorum. Ama çocuklara da belli olmaz tabii. Uyumaya da bilirler. Allah. Evet, başladı şu anda. Geliyor bak. Sen hangini tutuyorsun? Ama biz oynayacağız. Ben de bayrağı olan tutuyorum. Ay çok terlediniz. Montunu getirdin mi? Hayır. Burası. Allah, göremedim.